Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aramıza yeni katılanlar ve beni ilk defa görecek olanlar için ben Naz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir, güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Hepinize iyi pazarlar dileyerek videoma geçmek istiyorum. Bu videoda Ağustos ayı raporumdan bahsedeceğim sizlere. Biliyorsunuz ki her ay sonu okuduklarımdan ve izlediklerimden oluşan bir rapor yayınlıyorum. Kendimce çıkartıyorum. Bunları da sizlerle paylaşıyorum. Diğer ay sonu raporlarımı da şöyle sağ üst karta bir yere iliştiririm. Eğer bakmak isterseniz okuduğum kitaplar hakkında ki yorumlarımı merak ederseniz o listelere de beklerim. Şimdi Ağustos ayı raporuma geçmeden önce şöyle kısaca bu aydan bahsedeyim. Bu ay ilk defa bir okuma planı oluşturduğum için biliyorsunuz ki bir Telegram grubumuz var. Adı Dünyadan Uzak Sohbetler. Linki de şöyle açıklamalarda olacaktır. Gelmek isterseniz hepinizi bekleriz. Ortak okumalar yapıyoruz, güzel sohbetler ediyoruz ve indirim haberleri veriyoruz. Amazon'un özellikle de el birliğiyle birbirimizi batıracağız yani. Neyse bu konuya girmek istemiyorum. Tam bu videoyu çekerken de kargolarım geldi. Bir kampanyadan yararlanarak bir alışveriş yapmıştım. Küçük 10 kitaplık. Onu da çekeceğim. Sizlere en kısa zamanda yayınlamak istiyorum videoyu. Göstermek istiyorum aldıklarımı. Çünkü çok çok uygunu aldım gerçekten. Neyse o videoya geleceğiz zaten. Şimdi nerede kalmıştım? Şunu demek istiyordum. İlk defa bir okuma planı oluşturdum ben Ağustos ayı için. Normalde bunca yıllık okur hayatımda hiç plan yapmadan böyle kütüphanemin önünde duruyordum. Kafama göre kitap seçiyordum. Ruh halime göre hani şunu okumak istiyorum. İşte onu bitiriyordum, daha sonra başkasını okumak istiyorum falan gibi. İşte okuduğum kitap içerisinde başka bir kitapta atıfta bulunulmuşsa onu okumak istiyordum hemen eğer elimde varsa. Hep böyle hani spontane ilerliyordu okumalarım ama bu sefer dedim ki hazır grubumuzda aylık okumalar için 3 tane kitap belirleyeceğiz. Dedim bari bir okuma planı oluşturayım. 10 kitaplık bir planım olsun. Böylece bakayım hani dedim daha verimli olur mu benim için. Öyle de oldu gerçekten. Çünkü aylık rekorumu kırdım. Şöyle şak 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 kendime bir alkış gönderiyorum. 10 kitaptan fazla okuyamam diye düşünüyorum arkadaşlar. Aylık 10 kitap benim için çok kafi oluyor gerçekten. Özellikle Eylül'e de giriş yaparken çok yavaş girdim maalesef. Hani şu zaman oldu hala bir kitap bitiremedim. Nazar değdirdim kendi kendime herhalde diye düşünüyorum. Şöyle şuralara bir nazar emojisi koymak istiyorum. Nazar boncuğu. Yani okuduğum kitap da keyifli aslında. Kum Tefrikalarını okuyorum. Çok da severek okuyorum ama biraz yavaş ilerledim bu ay. Tamamen benimle alakalı. Yoksa biterdi şimdiye kadar. Ama umarım ki Eylül ayında da 10 kitabı okumuş olurum. Yani çok güzel kitaplar seçtim kendim için. Hepsini okumak istiyorum gerçekten. Şimdi Ağustos'a gelelim. Ağustos ayında okuduğum kitapların çoğunu sevdim. Çok böyle nefret ettiğim bir kitap olmadı ama sevmediğim, hoşlamadığım kitaplar oldu tabii ki bahsedeceğim. İlk kitabım okuma grubumuzun da bu ayki Türk Edebiyatı kitabı olan Nefaset Lokantası. Şöyle göstereyim. Ya bu incecik kitap beni o kadar çok içine çekti ki. Zaten ay sonunda kitap hakkında konuşmalarımızda diğer arkadaşlarımız da bahsetti. Hani birçoğu şöyle cümle kurdu, o yüzden çok sevindim. Hani Naz sen önermeseydin bu kitabı haberimiz olmayacaktı. Hani ben almazdım yazarın bu kitabını, yazarla tanışmazdım. O yüzden bana teşekkür ettiler. Ben de onlara teşekkür ediyorum bana katıldıkları için. Birlikte okuduk, tartıştık, güzel oldu bence. Ve herkes böyle farklı yerlerden etkilenmiş. O yüzden güzel oluyor. Böyle ben ilk defa katıldım yani. O da kendi grubum oldu. Okuma grubuna başka hiçbir zaman katılmamıştım. Keyifli oluyormuş. Bakalım Eylül ayında da umarım severek okuruz kitaplarımızı. Evet, daha fazla dağılmadan kitabın yorumlamasına geçeyim. Yazar yeni yazarlar, yani çağdaş yazarlarımızdan birisi. İki tane kitabı var. İlk kitabı Musa'nın Uykusu. Zaten 2015'te o da Notre Dame Sion olması gerekiyor. Şöyle yazıyor burada, bir bakalım. Aynen. Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü mansiyonu almış 2015'te. Çok böyle mutlu olmuştum. Burada şunu gördüm. Yazar yüksek lisansında bir tez yayınlamış ve başlığı da şu: Kaybetmenin Anlatısı, Mavi ve Siyah, Huzur ve Tutunamayanlar diyor. Mavi ve Siyah görünce böyle, daha kitaba başlamadan hemen burada yazar hakkında okuyunca, Mavi ve Siyah görünce çok sevindim. Çünkü çok çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi ve gerçekten tam bir kaybetmenin anlatısıdır yani. Diğer kitapları okumadım, Huzur ve Tutunamayanları. Onlar da listemde tabii ki de baba kitaplar. Onları da çok okumak istiyorum. Ve hani yazarın kaleminin güzel olabileceğini de düşünmüştüm. Buradan sinyal vermişti zaten. Çok güzel. Yani bu incecik kitaptaki şöyle postitlerim gözüküyor mu bilmiyorum ama 1000K'da da çok fazla alıntım var. Çok severek okudum.
Cümleleri benim çok içime işledi, ruhuma işledi. Gerçekten yazarın dilini de çok sevdim. Sade, akıcı, sizi içine alan bir dili var. Anlatımın üslubu var. Şöyle hikayeden bahsedelim. Baş karakterimiz var Salih. Salih'in hayatını okuyoruz aslında. Burada 3 bölüme ayrılmış kitap. İlk bölümde Salih'in bir şekilde 16 yıllık çalıştığı gazeteden bir şekilde kovulmasıyla onun Brezilya'ya olan gitme isteğini okuyoruz. Ve nefaset lokantasındayız. Bir akşam yemeğinde bir sofra başında oturuyoruz. Oradaki sakinlerle birlikte Afitap Hanım var, lokantanın sahibi ve işte kocası. Salih hep birlikte o sofrada konuşulanları okuyoruz aslında. Birazcık karakterlerimizi tanıyoruz o sofrada. Çok güzeldi ilk bölüm. Gerçekten bu o sütlü Nuriye'nin tadını çok merak ettim. Diğer bölümde Salih'in büyük aşkı var. Nihan'la tanışmasını, daha sonra onunla birlikte ülke ülke gezip oralarda böyle ülkenin yerlisiymiş gibi taklit yapmaları çok hoştu. Mesela birisinin peşinde takılıyorlar, o ülkenin yerlisiymiş gibi geziyorlar. Üçüncü bölümde de Salih'in işte geçmişini okuyoruz. İşte çocukluk travmalarını, ailesini, ilişkilerini okuyoruz. Gerçekten çok akıcıydı ve Salih'in o gitmekle kalmak arasındaki bocalamasına çok büyük empati yapabiliyorsunuz. Çünkü yani bizim de oldu. Olmamış, o yani olmaması imkansız. Elbet olmuştur hayatımızın bir döneminde. Gitmek istemişizdir. Aman be işte lanet olsun her şey deyip böyle işte terk edip keşke kimsenin beni tanımadığı bir yerde olsaydım şu an. Ben çok dedim yani, bilmiyorum hani sizler de demişsinizdir diye düşündüm. Salih de böyle yani, gitmek istiyor, gidemiyor, kalmak istemiyor, kalıyor falan, böyle bir hikayesi var. Gerçekten çok etkileyiciydi. Yazarın Musa'nın Uykusu adlı kitabını da çok merak ediyorum. Ben bu kitabı çok severek okudum, şiddetle tavsiye ederim ya. Gerçekten yazarla tanışmanızı isterim. İkinci kitabım da yine çok sevdiğim yazarlarımızdan bir tanesi, çağdaş edebiyat yazarlarımızdan bir tanesi Fuat Sevmay'dan Aynalı adlı bu kitabı Ağustos ayında okumak istemiştim çok. Fuat Sevmay'dan okuduğum üçüncü kitap Anarşik ile Başlayan Yolculuğum Kapalı Çarşı ile devam etti. Daha sonra Aynalı ile son buldu şimdilik. İki tane daha kitabı var elimde, Araname ve Görbağır adlı öykü kitapları onlar. Onları da yakın zamanda okumak istiyorum, bakalım ne zaman sıra gelecek. Aynalı o kadar sıcacık bir hikaye ki, o kadar bizden, o kadar içimizden, herhangi bir mahallede geçebilecek hikaye, birisinin başına gelebilecek, kendimizin, konu komşumuzun, akrabamızın, bir şekilde tanıdığımızın, çok bizden, çok sıcak bir hikaye. Dediğim gibi Aynalı bir bozacı, Aynalı lakaplı bir bozacı, bir adam ve ailesinin hikayesini okuyoruz aslında. Karısı ve iki kızıyla birlikte yaşıyor, Melek'le Zeynep. Karısının adı da Leblebi Bacı. Bu detay benim çok hoşuma gitmişti. Zira hani Boza ile Leblebi ayrılmaz bir ikili gibi, Aynalı ile de Leblebi Bacı ayrılmaz bir ikili oluyor aslında. O yüzden Leblebi Bacı diyorlarmış hep ona. O benim çok hoşuma gitmişti mesela. Böyle kalp koymuştum. Yani çok sevmiştim bu detayı. Bir gün Ankara'dan yaşadıkları yerden, yurttan gitmek zorunda kalıyorlar ve İstanbul'a göç ediyorlar. İstanbul'da yerleştikleri bir kenar mahalledeki hayatlarını okuyoruz aslında. Oradaki komşularla, işte kalenderle ve neydi ya çocuğun adı? Aa, unuttum şu anda. Kalender ve bir tane daha karakter vardı. Dur bir dakika bakayım. Geldim bakıp. Adını biliyorum ama karakterini unutmuşum. İstanbul'a taşındıklarında komşularla tanışmalarını okuyoruz. Kalender ve Yetim adlı iki tane karakterimiz var yine. Aynalı ve ailesine çok yardım ediyorlar. Onlara böyle kol kanat geriyorlar. Oraya taşınmalarını, İstanbul'a alışmaları için çok yardımcı oluyorlar. Ve onların zamanla bir aile olmalarını okuyoruz aslında. Ve Kalender'le Zeynep'in arasındaki ilişki de gerçekten sizi çok etkileyecektir diye düşünüyorum. Kitabın sonunda yine böyle bir dumur oldum. Hiç beklemediğim bir şekilde bitti kitap. Zaten okuyan çoğu insanın da öyle bitmiş. Ama beni çok etkiledi Aynalı'nın hikayesi. Herhangi birimizin başına gelebilecek bir hayat hikayesi de olduğu için ayrıca sıcacık, böyle ayrıca bizden. O yüzden çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Yazarla tanışmadıysanız hala Aynalı ile de başlayabilirsiniz. Kesinlikle öneririm. Çok akıcı, böyle bir iki elinize aldığınızda bitirebileceğiniz bir hikaye Aynalı. O yüzden çok tavsiyemdir ya. Hani ısrarla öneririm yani. Yazara tanışmak için uygun bir kitap kendisi.
Üçüncü kitabım da yine ortak okuma grubumuzdan bir kitaptı. Dünya edebiyatından seçmiştik. Yaban Kazı, Japon klasiklerinden Ogai Mori'den bir kitap. Yani arkadaşlar ben bu kitabı sevmedim açıkçası. Çünkü yani sonu hiçbir yere bağlanmıyor kitabın. Kitabın sonunu böyle kapağını bitirdiğim zaman inanın ki bana hiçbir şey katmadı. Dedim hani ne oldu şimdi? Şöyle kısaca bahsedeyim. Okada ve Otama adlı iki tane karakterin arasında geçiyor bu hikaye. Otama güzel genç bir kız, yaşlı babasıyla yaşıyor, yoksullar, geçimlerini zar zor idare edebiliyorlar yani. Okada da işte Japonya'nın, Tokyo'nun prestijli üniversitelerinden bir tanesinde okuyan genç bir çocuk. Otama'ya bir tefeci Suezo var. Tefeci aslında yani ama burada ticaretle uğraşan diye bahsedilmiş. Suezo zengin, evliliğinden mutsuz bir karakter. Bir gün Otama'ya teklif ediyor. Şu metresi olmasını teklif ediyor yani. Otama da ne yapsın? İşte babası yoksul, onu biraz daha işte rahat ettirebilmek için kabul ediyor bu teklifi. Burada o dönemki Tokyo'daki aslında kadınlara bakış açısını, toplumu kadınlara bakış açısını da görebiliyoruz açıkçası. Kadınların konumunu görebiliyoruz. Bu durum insanı gerçekten çok sinir ediyor. Hani kadınların metresliğe razı gelmesi. Çünkü hani yoksulluk bu çıkış yolu olarak bunu görüyorlar sanırım o dönemde. Buradan topluma bir ayna tutmuş yazar. Bu bakımdan sevdim. Evet zaten birçok yazara da örnek olmuş, önce olmuş yazarlardan bir tanesi Ogai Mori. Şu anki çağdaş yazarlarımıza da. Daha sonra işte Otama Suezo'nun teklifini kabul ettikten sonra metresi oluyor. Daha hani iyi şartlarda yaşamaya başlıyorlar. O kadarıyla da Suezo'nun tuttuğu evin penceresinde böyle dışarıyı izlerken karşılaşıyorlar her gün gidip gelirken. O sırada aralarında bir ilişki başlıyor ama ilişki deme bin şahit yani. Bilemiyorum. Bu nasıl bir ilişki der insan hani okuyunca. Yani sonu dediğim gibi bir şey demeyeyim ama kitapta size okutturacak herhangi bir aksiyon yok. Yani bir aksiyon alamadan okuyorsunuz ama yazarın dili o kadar akıcı ki garip bir şekilde de kendini okutuyor. Çok ilginç çünkü elimden bırakamadım. Hani sonu nereye gidiyor? Böyle bayır aşağı bir yerlere gidiyorsunuz ama yani o sonunun bir şekilde bağlanamaması beni çok sinirlendirdi kitabı kapattıktan sonra. Sevmediğim bir klasik oldu. Bilmiyorum. Bu Japon klasiklerine karşı aslında Şeytanı Çırağıyla başladım. Çok severek de okumuştum ama bir ön yargım oluştu. Galiba bazıları böyle hani insanın içinde yarım kalmışlık duygusu yaratıyormuş bazıları. Öyle yorumlar okumuştum çünkü. Bilmiyorum bu kitapta tamamen benim için böyle oldu. Hani sonunu gerçekten değiştirmek isteyeceğim kitaplarından bir tanesi kendisi. Hani yazara asla saygısızlık etmek istemem ama sonu gerçekten beni hiç etkilemedi. O yüzden sevemediğim kitaplardan bir tanesi oldu bu ay maalesef. Ya heyecanlıydım aslında kendisi için. Ama çok garip bir şekilde kendini okutuyor. O yüzden okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Belki siz etkilenirsiniz bilmiyorum. Her okurun farklı bir deneyimi oluyor sonuçta. Dördüncü kitabım yine çok sevdiğim yazarlarımızdan bir tanesi. Allah'ım şöyle kafana bakar mısınız? Zaten cafcafı arkası bile yeter. Murat Menteş'ten Antika Titani'yi okumak istedim bu yaz. Bu Ağustos ayında daha doğrusu. Temmuz'da Alper Can'ın Gözün Gizli Ajansı'nı okumuştum. Bu ayda Murat Menteş'i okumak istedim. Çok güzel. Şöyle yanarlı dönerli görüyor musun? Bu kapak gerçekten çok güzel. Yani umarım bu kapakta kalır ya. Alfa'ya geçti yazar ama hani bu April yayıncılıktan. Bu kapağı çok hoş. Şöyle Alper Canıgüz'ün arkasında bir sözü var. Bunu okumak isterim. Emsalsiz bir dil, müthiş bir macera diyor. Aşk batacağı baştan belli bir geminin yolcusu olmak mıdır bilinmez. Bildiğim Murat Menteş okurken Titanik'ten inilmez demiş Alper Canıgüz. İkisi de çok çok sevdiğim yazarlarımızdan bir tanesi. Özellikle Alper Canıgüz'e bayılıyorum. Murat Menteş'in sadece Ruh-i Mücerret adlı kitabını okumuştum yıllar önce. Çok sevmiştim tabii ki de. Yani dili zaten aynı. İkisi aynı yani. Birini severseniz kesinlikle diğerini de seversiniz yazarın. Daha sonra okuduğum ikinci eseri Antika Titanik oldu. Diğerlerini henüz alamadım. Aslında çok almak istiyorum kitaplar ama bir türlü sıra gelmedi. Antika Titanik yani nasıl bahsedeyim ben bu kitaptan ne bahsetsem yani ne desem sanki böyle sürprizi bozulacakmış gibi hissediyorum. O yüzden çok konuşmak istemiyorum. Çok kafa yaktıran bir kitap arkadaşlar. Böyle okurken kafanızdan çıkan dumanların kokusunu alabilirsiniz. O derece böyle sıcaklaşıyor kafanız. Yani hani nasıl bir hikaye? Zaten absürt komedi olduğu için bir mantığa asla oturtmayın okurken. Bir edebi kaygı da beklemeyin açıkçası ama içerisinde güzel cümleler, güzel anıtlar vardı yine. Şöyle Murat Menteş'in en sevdiğim yanı şu oluyor yazarken.
Ruhi Mücerret'te de bu vardı zaten. Şöyle hemen göstereyim. Bulamadım da. Hem mesela bir bölümde şöyle başka bir yazarlardan ya da filmlerden alınan işte sözler oluyor şuralarında. Bunlar çok güzel oluyor. Ben çok severek okuyorum. Şöyle bu antika Titanik aslında Titanik'in bir replikası. Çok zengin bir adam tarafından işte yapılan Titanik'e benzeyen bir replika. Çağdaş bir Titanik aslında. Buradaki geçen olayları okuyoruz. Üç tane baş karakterimiz var. Çünkü buradaki bölümlerde bu karakterler üzerinden dönüyor. Bir tanesi Marco Mentes, diğeri Şifa Şank. Bir de şöyle bakayım unutmayayım. Refik Risk adlı 3 tane karakter. Bunların arasında yani bu bölümler ayrılmış. Bölümler bu karakterlerle ayrılmış. Bu bölümlerde diğer karakterleri de tanıyoruz. Dediğim gibi bu Titanik'i yaptıran ünlü bir mafya, çok zengin bir adam. Marco Mentes bunun karısıyla, şey kızıyla daha doğrusu nişanlanacak artık. Fakat bir gün hafızasını tamamen kaybetmiş bir şekilde başka bir olay Titanik'te uyanıyor. Daha sonra Şifa Şak da orada orkestrada şarkı söyleyen bir kadın onu görür görmez aşık oluyor. Daha sonra olaylarımız başlıyor. Yani dediğim gibi anlatamam bu kitabı, okumanız gerekiyor. Çünkü çok absürt olaylar oluyor ama o kadar zevkli okuyorsunuz ki zaten Murat Menteş'e birazcık aşinasınız, neler olabileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden hani çok bahsetmeden böyle kısaca özetlemek istedim. Çok güzeldi, çok büyük bir zevkle okumuştum. Yeri geldi böyle kahkaha attım, yeri geldi kızdım, yeri geldi biraz hüzünlendim falan. Çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Kesinlikle tavsiyemdir. Beşinci kitabımıza geçelim. Bu artık çok kült kitaplardan bir tanesi. Okumayanı dövüyorlar. Yani o derece ben de artık okumak istedim. Marquez'den Kırmızı Pazartesi adlı kitap. Bunu bir pazartesi günü okumuştum arkadaşlar. Böyle de ironik bir insanımdı, şakacı. Yani Marquez'den okuduğum benim ikinci kitap oldu. Yaprak Fırtınası ile başlamıştım ben yazara. İlk kitabı zaten biliyorsunuzdur. Daha sonra Kırmızı Pazartesi ile devam ettim ama okuyanların sevdiği de bir kitap. Çok da sevilen, çok da ünlü bir kitap. Fakat ben böyle pek aradığımı bulamadım sanırım. Çok beni etkilemedi. Galiba böyle olayların sonu başından belli olan kitapları pek sevemiyorum. Birazcık polisiye de bir tarzı var aslında kitabın. Yazarın dili yine akıcıydı. Yaprak Fırtınası'nda da ben zorlanmamıştım. Hep biraz dikkatli okumak gerekiyor Marquez'i ama herhangi bir ağdalı bir dili yok. Anlatım açısından da öyle. Bu da öyle. Dümdüzdü. Yani aktı gitti aslında ama dediğim gibi burada genç bir adamımız var. Santiago Nasar bir cinayete kurban gidiyor. Zaten bunun başında biliyoruz. Kitabımızın da olayı bu. Aslında başından beri belli olan bir cinayete oradaki kasaba halkının asla müdahale etmemesi, bir şey yapmaması, engel olmaması. Yani kasaba halkının aslındaki duyarlılığını anlatıyor yazar bizlere. Çok çarpıcı o yönden. Çok sinir oluyorsunuz çünkü okurken. Çünkü herkes tahmin ediyor bu Santiago'nun bir cinayete kurban gideceğini ama kimse bir şey yapmıyor. Kimse engellemiyor. O genç adam orada ölüyor. Yani bir şekilde ölüyor. Burada giden yolu okuyorsunuz. Bu cinayete döşenen taşları okuyorsunuz. O yönden evet, topluma ayna olması yönünden çok önemli bir kitap gerçekten de. Toplumun hissizleştiğini, nasıl hissizleştiğini aslında okumak çok acıydı bir yandan. Olay örgüsü bu şekilde. Zaten başından biliyorsunuz ama bu yolda döşenen taşları okuyorsunuz dediğim gibi. Ben çok sevemedim. Yani çok böyle bir haz alamadım. Daha böyle büyük bir şey bekliyordum aslında. Ama yine de güzeldi, keyifliydi. Yazara diğer ince kitaplarıyla devam edeceğim. Albay'a Mektup Yok adlı kitabı falan var bende. Onunla devam ederim diye düşünüyorum. Evet, bu ayki Agatha'ma geçiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her ay bir Agatha okuyorum. Okumak istiyorum yani. 80 küsürlük bir külliyatı var. Dev bir külliyat, Altın Yayınları'ndan çıkmış. Ya şöyle hesapladım, 80 tane her ay bir tane okusam 6 yıldan fazla bir süre yetecek bana. 6 yıl her ay Agatha okumaya devam edeceğim. Şu zamana kadar 5 tane falan kitabı okudum galiba. 5 ya da 6 mı acaba bilmiyorum, tam emin değilim. En son okuduğum kitabı da Ölüm Dalgaları adlı bu kitabı oldu. Severek okudum. Sonu gerçekten beni vuran kitaplardan bir tanesiydi. Temposu yüksek bir Agatha'ydı. O yüzden çok çok mest oldum gerçekten. Çünkü bazıları böyle temposu düşük oluyor ve sinir oluyorsunuz. Çünkü Agatha okumak isteyince böyle insan böyle yüksek tempolu, enerjili bir kitap bekliyor. İşte Poirot var. Böyle olaydan olaya koşacağız. Cinayetten cinayete koşacağız. Çözeceğiz falan. O yüzden insan aksiyon bekliyor. Çok fazla. Bazıları öyle değil. Poirot'un olmadıkları bence genel olarak birazcık düşük kitaplar.
Her kitabı tabii ki de öyle olamaz diye düşünüyor insan. Çünkü 80 küsür tane kitap yazmış. Makinaymış kadın adeta. Helal olsun. Hayal gücüne hayranım gerçekten. Her kitap öyle değil tabii ki de ama Nil de ölümden sonra ölüm dalgalarını seçtiğim için çok memnunum. Bu nispeten kalın kitaplarından bir tanesi. 280 sayfa tam. Agatalar biraz ince oluyor biliyorsunuz. Ben çok sevdim. Burada işte Gordon Claude adlı bir karakterimiz var. Bir gün genç bir kadınla evleniyor. Daha sonra Gordon bir bombardımanda ölüyor. Londra'da bir hava bombardımanında ölüyor. Ve bütün mirası genç karısı Rosaline kalıyor. Gordon'un da geniş bir ailesi var aslında. Şu zamana kadar hiç ekonomik yönden sıkıntı çekmemişler. Çünkü Gordon hepsine bir şekilde yardım etmiş. Ölümü hepsini derinden sarsıyor. Yani üzülmek bir yana hepsinin ekonomik olarak çıkmazları var ve Gordon'un bütün mirası birden genç ve güzel kadınlar Rosaline'e geçiyor. Ve hepsi tabii ki de bu mirasın peşinde kendilerine düşen paylarını almak için bir plan yapıyorlar hepsi. Geniş bir aile çünkü Claude'lar. Ve bu planlarını uygulamalarını okuyoruz aslında. Bir şekilde Rosaline'in de abisi var. Abisinin işte himayesi altında. Aslında o ne derse onu yapıyor. Aslında Rosaline iyi bir kız ama abisi bir şekilde onu yönlendiriyor falan. Ve cinayetler işlenmeye başlıyor kitapta. Poirot da bir şekilde bu olaylardan haber alıyor. O kasabaya gidiyor ve cinayetlerin peşine düşüyor. Onları çözmeye çalışıyor. Bu yolda gerçekten çok böyle şaşıracaksın. Özellikle sonu gerçekten beni şaşırtmıştı. Ah dedim tamam ya hani istediğimi verdim bana çok teşekkür ederim Agatacığım dedim yani kitabı kapatırken. Çok zevkli okudum. Gerçekten güzel ve akıcı bir kitaptı. Bir iki oturuşta bitirirsiniz. Polisiye aşığısanız kesinlikle öneririm. Bu ayda Eylül'de yani Mavi Tren'in Esrar adlı kitabını okuyacağım. Çok heyecanlıyım. Onun için de konusu çok hoşa benziyor. Yani böyle trende geçen konuları ben seviyorum. Bakalım umarım onu da severek okurum. Diğer bir kitabım da yine grup okuması kitaplarımızdandı. Türk Edebiyatı klasiklerinden seçmiştik. Mehmet Rauf'tan Define adlı kitap. Mehmet Rauf'un elimde 4 tane falan kitabı var sanırım. Ama Eylül'e henüz geçmeden önce şöyle ince kitaplarıyla tanışmak istiyordum ama bir türlü bilemiyordum. Yani Genç Kız Kalbi var, Bir Aşkın Tarihi var, Eylül var. Bir tane daha mı var acaba? 3 tane varmış galiba. Hangisiyle başlayayım falan bir türlü bilemiyordum. Define'yi görünce, polisiyede olduğunu görünce hemen almak istedim. İlk örneklerimizden bir tanesi zaten polisiye. Gerçekten akıcı bir kitaptı. Yani dönemine göre güzel bir polisiyeydi. Şu zamanki okuduğumuz polisiyeler gibi bir aksiyon, bir güzel dinamizm beklemek aslında birazcık haksızlık bence. Çünkü kaç yıllar önce yazılmış bir kitap bakalım. Tarihi var mı? Tarihi yok ama Mehmet Rauf'un da zaten ilk polisiye romanıymış bu. Yani o yüzden dönemine göre güzel de bir kitapta akıcıydı. Ben sevdim. Böyle merak ettirerek okuyorsunuz sonunu. Merak ediyorsunuz. Dili de gayet akıcı. Yani çevirmen sayesinde mi yoksa yazarın dili mi orasını tabii bilemeyeceğiz ama güzeldi. Ben böyle zorlanmadan okudum. Zaten çok ince. 90 sayfa falan. Evet, 91 sayfa bir oturuşta bitirirsiniz diye düşünüyorum. Devamı da varmış Kan Damlası adlı kitabı. Devam niteliğindeymiş o kitap. Karakterler ortak mı inanın ki bilmiyorum. Burada başhekim doktor Şakir Feyzi aynen. Yanlış söylemek istemedim. Şakir Feyzi adlı bir başhekimimiz var. Erzurum'da bir hastanede çalışıyor. Yaşlı bir hastası var kadıncağız, çok yaşlı. Bir gün son günlerini yaşıyor, artık ölecek. Şakir Feyzi yanına çağırıyor ve ona bir mirastan, yani bir defineden bahsediyor. Zamanında paşa yanında çalışmış bir kadınmış o yaşlı kadın. Ve paşanın kızına bıraktığı definenin yerinden bahsediyor Şakir Feyzi. Diyor ki o defineyi bul ve sahibine ulaştır. Kız da evlenip o zamanki kız da evlenip yurt dışına gidiyor. Daha sonra Türkiye'ye geri dönmüş. Kadının haberi yok çünkü kızdan ki verecek o defineyi. Nerede olduğunu bilmiyor. Şakir Feyzi'ye söylüyor. Onları bulması için. Şakir Feyzi de heyecanlanıyor. Çünkü hani define altınlar falan filan böyle hani kendine de pay alabileceğini düşünerek hemen İstanbul'a bir yolculuğa başlıyor. O sırada işte bir şekilde definenin yerini bulmaya çalışıyor. Sırları çözüyor. Yapbozu böyle parçalarını tek tek yapıştırıp bir bütün haline getirmeye çalışıyor. Dediğim gibi severek okudum. Akıcılı bir kitaptı. Definenin yeni Şakir Feyzi ile birlikte siz de böyle heyecanla bekliyorsunuz. İşte nerede bu define, nerede ne çıkacak, neler var içinde falan diye.
Güzeldi, keyifliydi. Tavsiye ederim. İlk örneklerden bir tanesi olduğu için de o dönemine göre gayet bence başarılı da bir kitaptı. Çok polisiye okuruysanız sizi tatmin etmez pek ya, onu söyleyeyim yani. Ben de çok seviyorum çünkü polisiye gerilim okumayı, ama böyle çok da işte tatmin olmadığım bir kitap. Ama dediğim gibi zaten kaç yılında yazılmış. Hani çok fazla böyle bir günümüz polisiyeleriyle karşılaştırmak haksızlık olur diye düşünüyorum. Sıradaki kitabım da uzun zamandır Stephen Zweig okumadığımı fark ettiğim için Ağustos ayı için bir kitap seçmiştim. O da Clarissa oldu arkadaşlar. Biraz daha böyle kalın cana bir kitabını seçmek istedim. Çok ince olmasın diye. Şöyle post-it'lerimi göstereyim. Ya o kadar bayılarak okumaya başladım ki ben bu kitabı. Zweig okumayı çok özlemişim. O tahlilleri, işte cümleleri, insan psikolojisinin duygu durumlarını aktarması, bayılıyorum yani. Zweig'ın cümlelerini okumak bir hani mutluluk kaynağı, gerçekten insanı çok tatmin ediyor. Ama malumunuzdur, Clarissa Zweig tarafından tamamlanamamış. Yazar intiharından önce başlamış, taslağını oluşturmuş fakat daha sonra intihar ettiği için kitap yarım kalmış. Maalesef Clarissa'nın hayatıyla birlikte adeta yarım kalmış. Daha sonra onun yayıncısı artık bir vefa borcu mudur yoksa satış kaygısı mıdır, ben burayı bilemeyeceğim tabii ki de. Haksızlık etmeyeyim ama yayıncısı tamamlıyor. Fakat bir noktadan sonra öyle anlaşılıyor ki bu. Çünkü sonu çok aceleye getirilmiş gibi yani. Hiç tatmin olmuyorsunuz. Çok güzel başlamıştı. Burada Clarissa adlı bir genç kızımız var. Bir subay kızı. Babası da çok katı bir subay. Çünkü asker olduğu için duygularını belli edemeyen bir adam. Tabii ki de seviyor çocuklarını. Bir de abisi var Clarissa'nın ama sevgisini gösterememiş. Küçük yaşta annesiz kalmış. Daha sonra babası onu bir manastıra vermiş. Orada büyümüş. İşte eğitim görmüş. Manastırdaki yıllarını o kadar böyle monoton geçmiş ki hiçbir şekilde kayıp yıllar olarak nitelendiriyor Clarissa o yıllarını. Çünkü birkaç an dışında hiçbir hatırası yok o yıllardan. Sadece bir kızla tanışıyor, onunla arkadaşlığına akıyorsunuz. Daha sonra babasının askerlikten uzaklaştırılmasıyla birlikte Clarissa'nın manastırdan çıkıp bir profesörün yanında işe girmesini okuyoruz. Burada işte bir konferansa gitmesi üzerine tanıştığı Fransız öğretmen var, genç Leonard. Onunla ilişkisini okuyorsunuz. Buraya kadar her şey mükemmel. Leonard'ı çok güzel tanıyorsunuz. Zweig'ın savaş karşıtı o tutumunu, Leonard'ın aslında düşüncelerinde, düşünce dünyasında, savaşa bakış açısında, cümlelerinde çok güzel ve net bir şekilde görüyorsunuz. O kadar güzeldi ki onun cümlelerini okumak. Çok sevdiğim bir karakter olmuştu ama yarım kaldı dediğim gibi. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı patlak verdiği için ayrılmak zorunda kalıyorlar. Ve buradan sonra sürükleniyor adeta Clarissa'nın hayatı. Bir noktadan sonra Zweig'ın dilinin değiştiğini, anlatım biçiminin değiştiğini hissediyorsunuz. Sonu tamamen alelacele getirilmiş bir kitapta, yine de okunması gereken bir kitap. En azından yarısı için diye düşünüyorum. Gerçekten hani Clarissa ile Leonard'ın hayatının sonunu böyle Zweig yazsaydı nasıl olurdu? Bu hep içimde bir ukde kalacak ya. Gerçekten çok merak ediyorum. Keşke işte bazı yarım kalmışlıklar insanı çok üzüyor arkadaşlar. Bu da işte hayatın acı örneklerinden bir tanesi olmuş. Yine de okuduğum için çok mutluyum. Zweig'a diğer kitaplarıyla devam edeceğim ya. Çok özlemişim onun dilini. Evet, bu ayki son iki kitabıma geçiyorum. Öykü kitabıma geçeyim bu sefer. İlk defa tanışacağım yazarlarımdan bir tanesi olmuştu. Yalçın Tosun'dan Anne Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler adlı öykü kitabı. Yazarı ben çok sevdim. Çok çok severek okudum dilini, kalemini. Gerçekten sevdiğim yazarlarımızdan bir tanesi oldu. Dili, üslubu yani. İçerisinde 16'ya yakın öykü var. Aslında başta tamamen öykülerin temasını anlatıyor. Anne, baba ve diğer ölümcül şeyler. Ne kadar vurucu bir başlık değil mi? Yani zaten insan bunu görünce hemen böyle bir alıp okumak istiyor. Arka kapak yazısını inceleyince de zaten iyice içine kapılıyorsunuz. Yazarın ilk kitabı olduğu için ben bu kitabıyla tanışmak istedim. Yine her zamanki gibi ilk kitaplarla tanışmak istiyorum yazarlarla genelde. Buradaki öyküler gerçekten ölümcüldü arkadaşlar. Yani anne ve babanın nasıl çocuk üzerinde yara açabileceğini bazı öykülerde o kadar net okuyorsunuz ki içiniz sıkışıyor. Gerçekten çok üzülüyorsunuz. Hani anne ve baba, insanın annesinin ve babasının ölümcül bir şey olması, o duyguları hissettirmesi insana gerçekten çok kötü bir şey olsa gerek. Yani hayal bile edemiyorsunuz ama Yalçın Tosun'un şu
yönünü sevdim. Çok fazla dramatize edilmeden bu acıları aktarmak her yazarın harcı değil. Bazı yazarlar çok okunmak istediği için hani dramı böyle gözümüze soka soka hani ajitasyona başvurarak aktarmayı tercih ediyor. Ben bu tür kitapları okumayı sevmiyorum. Ama mesela Yalçın Tosun'un dili hiç öyle değil. Çok basit anlatmış, çok yalın. Hani sanki her gün rastladığımız yoldan geçen birisinin başına gelebilecek bir hikaye ki gerçekten öyle. Neler okuyoruz ya hani sosyal medyada insanların başına neler geliyor? Anne ve babasının açtığı yaralar, akrabalarının, tanıdıklarının açtığı yaralar, arkadaşların açtığı yaralar gerçekten ölümcül yaralar. Yani yazarın bunu aktarmasını, bu şekilde aktarmasını çok sevdim. O yüzden yazarın diğer bütün kitaplarını alıp okuyacağım, net yani. Dediğim gibi çok ajitasyona başvurmadan bu durumları, bu duygu durumlarını, bu halleri anlatması yazarın çok hoşuma gitti. Burada işte daha sonra evlilik hakkındaki düşüncelerini bazı öykülerde işte evlilik hakkındaki yazılarını okuyoruz. İlişkiler hakkındaki çocukluk travmaları, terk edilme, vazgeçiş, işte umutsuzluk, daha sonra bir yerde umut etme aslında. İşte cinsel yönelimler, dediğim gibi insanın anne ve babasının başına açabileceği yaralar. Yani çok güzel aktarmıştı yazar bunu öykülerde. Gerçekten çok sevdim dilini. Peruk Gibi Hüzünlü adlı öykü kitabı da var. Onun da adı çok güzel. O da çok vuruyor. Yani peruk ve hüzün kelimesini yan yana getirebilmesi bile yazar benim için çok güzel bir şey, o his oluşturmuştu yani ilk okuduğum zaman. Dediğim gibi o kitabı ile devam edeceğim ama diğer kitaplarını da almak istiyorum. Mesafenin Şiddeti, Dokunma Dersleri adlı kitaplarını da görüyordum hep Amazon'da böyle gezinirken. Mutlaka onları da alacağım, okuyacağım, yazarı devam edeceğim. Çünkü çok sevdim gerçekten dilini. Son kitabım da artık bir tiyatro eseri arkadaşlar. Tiyatro okumaya başladığımı belirtmiştim zaten Ağustos ayı işte okuyacaklarım videosunu çekerken de. Ben ilk tiyatro eserini okumuştum? Kapıların Dışında'yı okudum. Çok severek okumuştum. İkinci okuduğum eser de Molière'den Cimri oldu. Molière'den okuduğum tek eser şu ana kadar ve Cimri'yi zaten herkes çok severek okuduğu için. Bununla tanışmak istemiştim yazara. Yazarın diğer kitaplarını da kesin alacağım. Bayıldım çünkü çok sevdim Cimri'yi. Yani o hani mizahi dili yazarın çok böyle sizi içinize alıyor. Adı gibi Cimri bir babanın işte çocuklarıyla olan ilişkisini okuyoruz. Ama böyle o kadar güzel okuyoruz ki zaten bir tiyatro metni olduğu için akıyor gidiyor. Yani böyle hemen bir kahvenizi yapın, yanına alın, okuyun. O kahve içme süresince gerçekten bitebilecek kitaplardan bir tanesi ve sizi böyle hem güldürecek, hem düşündürecek, hem kızdıracak. Ya babaya o kadar kızdım ki artık. O cimriliği gerçekten insanı böyle sinir etti bazı yerlerde. İşte bir kızı ve bir oğlu var. Daha sonra onlarla ilişkisini okuyoruz. Hayatlarını zindan etmesini okuyoruz. Yanında çalışanların da keza öyle. Artık adam para para, altın altın diye diye ölecek yani. Çok keyifliydi, çok güzeldi benim için. Yazarın işte Hastalık Hastası, Kibarlık Pudalası gibi kitapları da var. Onları da kesinlikle alacağım. Yani Molière hatta hayat hikayesi vardı başında. Sahnelerde hayata veda etmiş yazarlardan bir tanesi olduğu için de çok etkileyici bir hayat öyküsü vardı. O yüzden diğer bütün eserlerini, tiyatro eserlerini okumak istiyorum. Hatta tiyatroları da oluyor galiba Molière'in. Yani Cimri'nin oluyor mu bilmiyorum ama başka eserlerini görmüştüm galiba ben tiyatro oynandığını. Denk gelirsem mutlaka gideceğim ya. Cimri olursa eğer gerçekten gitmek istiyorum. Evet, aylık okumalarıma sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle 10 tane kitabımı da ben size göstereyim bu ay okuduğum hemen. Dediğim gibi içlerinden 2 tanesini pek sevemedim. Diğerlerini severek okudum. Şöyle göstereyim. Ağustos ayı çok iyi geçti benim için. Bakalım kısmet Eylül'e artık. Umarım o da güzel geçer. Şöyle izlediklerimden de kısaca bahsedeyim video çok fazla uzamadan. Çok bir şey izleyemedim. Yani yazın gerçekten böyle izleyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Arada dedi bir önceki Temmuz'da da söylemiştim. Yaz dizilerini izlemeye başlamıştım ama Ağustos'ta onları da bıraktım. 10 bölüm izliyorum sonra bırakıyorum açıkçası. Bakalım bu ay neler izlemiş. Evet, 4 tane yapımım var zaten. Çok bir şey izlemedim dediğim gibi. İlk bir film izledim düğün sezonu diye. Tam da bir düğün sezonu da izlemek istedim. Artık çünkü Instagram storylerini geçerken kendi kişisel hesabımdan bahsediyorum. Herkes evleniyor falan böyle bir gelinlikler falan beyaz görmekten artık bıkmıştım gerçekten.
Dün sezonu görünce hemen atladım. Yani böyle bir romantik komedi izlemek de istiyordum. Bir Hint filmi bu ayrıca. Yıllar yıllar oldu Hint filmleri izlemeli. Ben çok sevmem zaten Hint yapımları. Ama bu güzel de eğlenceliydi. Güzel bir romantik komediydi. Aşa ile Ravi adlı iki karakterimiz var. Sevgililik anlaşması yapıyorlar ailelerine karşı. Yani ve bütün düğünlere birlikte gidiyorlar. Birlikte dans ediyorlar oralarda. Hint dansları zaten çok meşhurdur biliyorsunuz ki. Bu yönden beni cezbetmişti. O renkler, ihtişam, işte danslar, müzik falan böyle insanı coşku katıyor. Neşesini yerine getiriyor. Birazcık modunu yükseltiyor yani. Güzel bir romantik komediydi. Ya sevdim ben. Hani böyle bir boş vaktiniz varsa Netflix'te izlemiştim. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim yani. Böyle güzel, keyifli, çıtır çerezlik bir filmdi açıkçası. İkinci izlediğim diziye gelelim. İki tane diziden bahsedeceğim. Bir tanesi Kore yapımı bir dizi. Henüz bitiremedim aslında ya. Böyle bir 6-7 bölüm izledim bıraktım sonra. Kore yapımlarının sonu da böyle oluyor genelde bende ama severek izledim. Belki Eylül'de ya da Ekim'de devam ederim dediğim gibi. Ağustos ayında o kadar sıcak oldu ki oturup böyle dizi bile izleyecek takati kendimde bulamamıştım. Şöyle diziden bahsedeyim. Extraordinary Eternity Wu diye geçiyor. Burada Yong Woo adlı bir genç karakterimiz var. Bir kadın, otizm spektrumlu bir genç avukat kadın. Bir gün bir avukat firmasında, ünlü bir firmada orada işe başlıyor aslında. Onun hikayesini okuyoruz. Otizmli olduğu için önce herkes ona bir ön yargıyla yaklaşıyor ama o kadar zeki ki tabii ki bütün davaları çözüyor her bölümde. Ve kız o kadar tatlı ki, o kıza bayıldım. Başka dizilerini izlememiştim. Yok, aslında ben çok fazla Kore dizisi izlerim ama kıza denk gelmedim. Acaba yeni jenerasyon oyunculardan bir tanesi mi? Merak ediyorum. Kesinlikle bakacağım başka dizileri varsa eğer sizler izlediyseniz yani bu dizideki kızı biliyorsanız başka dizileri varsa yorum yazarsanız çok sevinirim. Çok sevdim ben kızı. Kız o kadar güzel oynamış ki hani otizm spektrumlu bir karakteri, o hani davranışları, heyecanlanmaları, böyle sürekli hani böyle otizm spektrumlu insanların bir takıntıları vardır. Mesela o da balinaları çok meraklı. Bütün balinaların çeşitlerini biliyor, işte hafızasında hemen hayal ediyor. Bir şey olayı çözdüğü zaman hemen bir balina belirliyor böyle kocaman böyle. Arkadan geçiyor falan havalardan. O sahneler çok hoştu mesela. Ben çok sevmiştim. Zaten kız çok güzel rolünü yaşıyor adeta yani. Kız çok tatlı, çok sevimli. Diğer bütün karakterleri sevdim. Yan karakterler de mesela onun partneri olan oğlan falan da o da çok böyle tatlı, naif bir erkekti gerçekten. Dediğim gibi böyle 6-7 bölümü izledim. Daha sonra yarım kalmıştı ama severek izledim. Devam edeceğim ya. Devamını bitireceğim. Zaten güncel de bir diziydi. Ben izlediğim zaman yeni ekleniyordu Netflix'te. Şu an tamamlanmıştı büyük ihtimalle. Devamını getiririm diye düşünüyorum. Ama tavsiye ederim. Gerçekten böyle içinizi ısıtacak Kore dizilerinden bir tanesi. Üçüncü dizim de Ağustos'ta başladım. Hatta Eylül'de de devam ediyorum arkadaşlar. Lucifer. Biliyorsunuzdur Lucifer'ı. Ben ona başlamıştım. 4 sezonda hatta izlemiştim ama 6 sezon falan geldi. Son 2 sezonunu izlemediğim için baştan izlemek istedim. Böyle aksiyonlu bir şeyler arıyordum çünkü. Ama böyle severek de izleyeceğimi düşündüğüm bir dizi arıyordum. Böyle eski izlediğim dizileri tekrardan izleme şeyi geldi, isteği gelmişti birden içime. Hatta Eylül'de de Gilmore Girls'ı izlemeye başlayacağımı belirtmiştim. Hatta bir bölümünü de izledim galiba. O da çok uzun bir diziydi. Aynı şekilde Lucifer'ın da başından başladım izlemeye. Çok seviyorum zaten. Biliyorsunuz Tom Ellis'e bayılıyorum Lucifer karakterinde. Anlatmama gerek yok. Lucifer adı gibi şeytan. Cennetten kovulduktan sonra yeryüzünde kurduğu düzeni bir bar işte Lux adıyla o bardaki işte insanlarla olan ilişkisi bir şekilde yaşam sürüyor. Yani yanında da Mezikin var. Kankası yine cehennemden yanında getirdi. Lux da birbirleriyle takılıyorlar yani. Daha sonra Chloe ile tanışmalarını okuyoruz. Ay, okuyoruz. Daha sonra Chloe ile tanışmalarını izliyoruz. Bir şekilde Chloe de polis. Bir şekilde denk geliyorlar bir cinayet sonucunda. Yani birbirleriyle olan ilişkileriyle bir şekilde başlıyor. Daha sonra Lucifer'ın işte o polis teşkilatına katılmasıyla her cinayete Chloe'nin yanında beraber gitmesiyle falan. Böyle bir sezonumuz var. Birinci sezon açılışı buydu. Şu anda ikinci sezondayım. Ben gerçekten severek de okuyorum. Lucifer'ın kardeşi de geliyor yani. Daha sonra aralarına katılıyor.
Dediğim gibi güzel bir dizi. Keyifli, aksiyonu bol gayet. Zaten Tom Ellis'e bayılıyorum. Onun aksanı yeter yani diziyi izlemek için. Gerçekten keyifli bir diziydi. Eğer güzel zaman geçirmek istiyorsanız tavsiye ederim. Son izlediğim yapım da artık Ağustos ayında bir reality show. Aslında bir yarışma. Çok da severek izlediğim bir yarışma. Glow Up. Benim gibi makyaj meraklılarına kesinlikle önerimdir. 4. sezonu geldi. Her sezonunu geldiği anda izliyorum. Zaten 8 bölüm. Bayılıyorum, bayılıyorum, bayılıyorum. Yani o yaptıkları makyajlar adeta bir sanat eseri hepsinin. Çok büyük sanatçılar gerçekten. Tebrik ediyorum onları. Yani çok yetenekli insanlar oluyor. Katılıyor 8 bölümlük bir yarışma. Sonunda işte kazanan açıklanıyor ama o her bölümde bir tema oluyor. Daha sonra yüzleşme sandalyesine oturuyorlar o temayı yerine görevi yerine getiremeyenler. Onların arasında bir küçük yine bir yarışma oluyor. Onun sonucunda da elenenler her hafta veda ediyor yarışmaya. Çok güzel. Yani gerçekten böyle o makyajla yapılan sanatları izlemek beni çok keyiflendiriyor. Bilmiyorum, eğer seviyorsanız makyaj yapmayı, makyajı izlemeyi seviyorsanız kesinlikle öneririm. Bir diğer izlediğim reality show, benim çok çok önceden izlediğim Next in Fashion adlı bir show vardı Netflix'te ama ilk sezondan sonra ikincisi bir türlü gelmedi. Keşke gelse. O da aynı şekilde kıyafetler üzerinde bir yarışma. Yine tasarımcıların belirli bir temayla bir kıyafet oluşturması ve yarışmalarını anlatıyordu. Çok severek izliyordum onu da yani. Adeta yalayıp yutmuştum. Keşke ikincisi gelse. Hemen izlerim diye düşünüyorum. Evet, benim ay sonu raporum bu kadardı arkadaşlar. Yine uzun, güzel, keyifli bir pazar videosu oldu diye düşünüyorum. Umarım sizler de buraya kadar sıkılmadan, yorulmadan izlemişsinizdir. Çayınızı, kahvenizi aldıysanız umarım ki o çay kahve soğumadan videom bitmiştir diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz sabrınız için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Daha sonra yandaki zili de açarsanız eğer abone olduktan sonra her video yüklediğimde video bildirimi gelecektir sizlere. Çok teşekkür ederim bana vakit ayırdığınız için bu pazar gününde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.